Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bu geceki dersimizde, sohbetimizde İslam tarihine damga vurmuş sahabelerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok defa övgülerine mazhar olmuş Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayat defterini aralamaya çalışacağız. Ömer İbni Hattab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinin nuru Ömer İbni Hattab'tır buyurmuşlardır. Cennet ehline bir nur lazım. İşte cennet ehlinin nuru Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. Evet, Hazreti Ömer'in babası Hattab bin Nüfeyl bin Abdülüzzah. Önce böyle bir kimlik bilgilerini alalım. Yani kimdir? Yakınlığı olanlar, durumu nedir, neler yapmış? Kısaca böyle bir kimlik bilgilerinden sonra hayat defterine geçeceğiz inşallah. Annesinin adı Hanteme binti Hişam bin Mughire. Doğum tarihi Fil vakasından 13 sene sonra, takriben miladi 584'te Mekke'de doğmuştur. Yani bu demek oluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 13 yaş küçüktür. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fil vakasından 52 gün sonra dünyaya geldiği rivayet edilir. 571-584'te Ömer'in doğumu olduğu için 13 yaş aralarında vardır. Esmer tenli, iri gövdeli, uzun boylu, kaba ve seyrek sakallı, kızılımtırak ve çok saçlıydı. Başının tepesi ise açılmış, yani saç kalmamış, saçsızdı. Gözlerinin akında çokça kırmızılık vardı. Yürürken hızlı yürürdü. O koca Ömer. 8 veya 10 tane hanımla evlendiği rivayet edilmiştir. Bazı kaynaklarda 8 denir, bazılarında da 10 denir. Doğrusunu Rabbimiz daha iyi bilir. Biz rivayetleri aldığımız kaynaklara göre aktarmaya çalışacağız. Oğulları Abdullah, meşhur Abdullah İbni Ömer, Ubeydullah, Abdurrahman, Asım, Zeyd, küçük Zeyd, İyad ve küçük Abdullah. Kızları Hafsa yani Ümmül Müminin, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı, bizim annelerimizden Hafsa annemiz, Hazreti Ömer'in hanımı, Hazreti Ömer'in kızı, Cümeyle, Rukayya ve Fatıma. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabelerdendir. 539 tane hadis rivayet ettiği kaynaklarda bildirilmiştir. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Utban bin Malik ile kardeş etmiştir kendilerini. Tabi soylu bir aileye mensup Ömer bin Hattab bin Nüfeyl bin Abdülüzzâ bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rizah bin Adi, Adi oğullarına mensup. Şimdi Mekke'de meşhur soylu olarak 16 tane kabile vardı. Bunlardan biri de Adi oğullarıydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kabilesi. Lakabı Faruk, El Faruk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Ebu Abdullah, Ebu Hafs. Yani kızının ismiyle ve oğlunun ismiyle lakaplanmıştır. Akrabalığı olanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kayınpederi, Hazreti Ali'nin damadı Ümmü Külsüm, birazdan anlatacağız. Asım bin Sabit'in eniştesi, o da meşhur sahabelerdendir. Said bin Zeyd'in hem eniştesi hem de kaynıdır. Said bin Zeyd amcası oğlu olur. Zeyd bin Amr'ın oğlu
bacısı Fatıma'nın kocası ve Müslüman olmasında da etkenlerden biridir. Kimliğini böylece kısaca açıkladıktan sonra hayat defterine artık geçmeye başlayacağız. Belki Hazreti Ömer birkaç ders sürecek. Yani bir derste Hazreti Ömer'in hayatını bitirmemiz çok zor. Gidebildiğimiz kadarını bu dersle gideceğiz. Kalanını da diğer derslere devam edeceğiz inşallah. Ömer bin Hattab. Hulefai Raşidindendir. Yani dört halifeden ikincisidir. Aşere-i Mübeşşere'dendir. Dünyada cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Hicretten 40 yıl önce Fil vakasından 13 sene sonra, diğer bir rivayet daha var. Cahiliye döneminde yapılan Ficar Savaşı'ndan 4 yıl kadar önce Mekke'de doğmuştur. Miladi 584. Bazı rivayetler senelerin farklılığından dolayı 583 diye de geçer bazı kitaplarda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dedi ki 13 yaş daha küçüktür. Babasının adı Hattab bin Nüfeyl bin Abdülüzzah olup çok asabi bir yaratılışta olan bir insan idi. Bu itibarla küçük yaştayken hemen her fırsatta Hazreti Ömer'i döverdi babası. Çobanlık yaptıkları zamanlarda Hazreti Ömer bazen böyle biraz dinlenmek istediğinde babası hemen yetişir ve onu döverdi. Hazreti Ömer'in dayıları Ebu Cehil ve Haris bin Hişam ona mani olmaya çalışırlardı. Ebu Cehil de Hazreti Ömer'in nedir? Dayısıdır. Annesinin ismi Hantame binti Hişam. Ebu Cehil'in amcası Haşim'in kızı olurdu. Dolayısıyla bu aileye mensup olduklarından dolayı bunlar Hazreti Ömer'in dayıları sayılırdı. Hazreti Ömer'in nesebi geriye doğru sayıldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile 8. kuşakta Ka'b bin Lü'i ile buluşur, birleşir. Künyesi Ebu Hafs olup kendisine bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiştir. Ebu Abdullah künyesi ise sahabiler arasında çokça meşhurdur. Lakabı El Faruk'tur. Bize göre, yani bizim bildiğimiz hep dilimizde dönen lakabı Ömerül Faruk. Biz hep bu lakabıyla kendisini anmışızdır. Menkıbelerini efendim hayatından bahsederken Ömerül Faruk. Hatta bazen kendi çocuklarımıza Ömer ismini koymamıza rağmen çağırırken ne yaparız? Ömerül Faruk diye çağırırız. Hazreti Ömer'in hatırına. Öyle çağırmamız da tabii ki daha uygundur. Faruk lakabı hakkı batıldan ayıran kimse demektir. Efendimiz kendisine ne yapmıştır? Müslüman olduğu gün ne yapmıştır? Kabe'de beraber namaz kılmışlardır. Efendimiz bu lakabı kendisine vermiştir. Şer'i kurallara göre Hazreti Ömer'in evlenmiş olduğu kadınlar, hanımlarına gelince bunlardan bir tanesi, birincisi Zeynep binti Maz'un. Kimdir bu? Osman bin Maz'un'un, meşhur sahabe Osman bin Maz'un'un kız kardeşidir. Müleyke binti Amr, Kureybe veya Karibe binti Ebi Ümeyye. Ümmü Külsüm binti Cevvel, Cemile binti Sabit, Fatıma binti Velid, Atika binti Zeyd, Ümmü Hakim binti El Haris, Süeyde binti Rafi, Ümmü Gülsüm binti Ali bin Ebu Talib. 10 tane efendim hanımla evlendiği kaynaklarda geçmektedir. Bunlardan meşhurları Osman bin Maz'un'un kız kardeşi Zeynep binti Maz'un'dur. Ondan Abdullah, Abdurrahman ve Hafsa isminde iki oğlu, bir kızı olmuştur. Kureybe binti Ebu Ümeyye, Resulullah'ın halası Atiye'nin kızı, Atike'nin kızıdır. Tabi Mümtahine suresinin 10. ayeti nazil olduğunda o güne kadar Müslüman olmadığı için Hazreti Ömer ne yapmıştır? Bu kadını boşamıştır. Ondan çocuğu olmamıştır. Ümmü Gülsüm, o da bu ayet nazil olduğunda Müslüman olmadığından dolayı onu da boşamıştır. Ondan Ubeydullah ve küçük Zeyd isminde
iki oğlu vardır. Müleyke binti Amr'dan çocuğu olmamıştır. Cemile binti Sabit meşhur Asım bin Sabit'in kız kardeşidir. Ondan Asım bin Ömer dünyaya gelmiştir. Bu Asım bin Ömer de meşhur sahabelerdendir. Efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın malum, birazdan da gelecek belki, ismini anmışken söyleyelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh geceleri halifeyken Medine sokaklarını gezdiğinde, arşınladığında bir evden ana ile meşhur bir olaydır. Hepimizin malumu. Ana ile kızın konuşmaları dikkatini çeker. Duvarın gerisinden kulağını verdiğinde annesi kızına der ki, kızım süte su katsana. Kız da der ki, annedir Halife Ömer. Halife Ömer şimdi nerededir kızım? Gecenin bu vaktinde Halife Ömer nereden bilecek süte su kattığımızı? Deyince kız der ki, anne Halife Ömer bilmiyor, duymuyor da Halife Ömer'in Rabbi olan Allah da görmüyor mu, duymuyor mu? Tabi Hazreti Ömer bunları duyuyor. Ertesi günü gidip oğlu Asım'a bu kızı istiyor ve bunların evliliğinden de meşhur Ömer bin Abdülaziz dünyaya geliyor. İkinci Ömer dediğimiz Ömer bin Abdülaziz dünyaya geliyor. İşte o Asım bin Ömer babası ve o kadın da annesi. Atika bin de Zeyd, Said bin Zeyd'in kız kardeşi. Yani hem eniştesi Said bin Zeyd, hem amcası oğlu. Demek ki amcası kızı olur. Atika bin de Zeyd. Ondan da İyad isminde bir oğlu olmuştur. Ümmü Hakim bin Tel Haris, ondan Fatıma isminde bir kızı olmuştur. Süeyde bin Terafi'den küçük Abdullah isminde bir oğlu olmuştur. Ümmü Gülsüm binti Ali'den, Ali bin Ebi Talip'ten, Hazreti Ali'nin kızıdır. Ondan da Zeyd ve Fatma isminde iki tane çocuğu olmuştur. Yani toplam 8 tane erkek, 4 tane kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Tabii ki doğrusunu Rabbimiz Celle Celaluhu daha iyi bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çocuklarının hemen hemen hepsi tarihte iz bırakacak kadar çok meşhurdur ve önemli hizmetler yapmışlardır. Bunların başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak zevceleri Ümmül Müminin olan Hazreti Hafsa annemiz gelir ki meşhur, ondan çok hadisler gelmiştir. Hazreti Abdullah bin İbni Ömer fıkıh ve hadis ilminde çok ileri seviyede mevsuk bir kişidir. Tanınan, sözü geçen bir kişidir. Asım bin Ömer ilim ve fazilette, zühd ve takvada çok ileri seviyede olan birisidir. Bunların işte neslinden meşhur Emevi halifesi ikinci Ömer denilen Ömer İbn Abdülaziz ne yapmıştır? Dünyaya gelmiştir. Hazreti Ömer delikanlılık çağında ata binmeyi sever, panayırlarda güreşmekten haz alır, büyük zevk duyardı. Bu arada da tabii gelişirken, yetişirken, genç delikanlıyken babası Hattab, yani Nüfeyl bin Abdülhuzza'dan da soy ve nesep ilmi üzerine ne yaptı? Ondan bilgiler edindi. Arap dili ve edebiyatını da babasından öğrendi. Mekke'nin en kuvvetli hatiplerinden sayılırdı. Dirayetli, sözü geçen, tabii mesela Darun Nedve, müşriklerin kurduğu dayanışma bir kurumu olan Darun Nedve'ye katılma yaşı 40 olmasına rağmen iki kişi var ki genç yaşta katıldılar oraya. Bunlardan biri Hazreti Ömer, 27 yaşlarında olduğu söylenir. Diğeri de Ebu Cehil. O da o yaşlarda ne yapmıştır? Darun Nedve'ye katılmıştır. Dirayetinden, hitabetinden, belagatinden, güçlü şiir okumaya sahip olduğundan dolayı bunlar Darun Nedve'ye ne yapmışlardır? Genç yaşta katılmışlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına ve ona iman eden bütün Müslümanlara karşı insanların en katı olanıdır. Geçmişine baktığımızda, yani İslam'dan önceki haline baktığımızda
Hazreti Ömer'in zayıf kimseler, özellikle zayıf ve kimse olan, Müslüman olan insanlar üzerine çok katı olduğu ve çok zarar verdiğini görürüz. Hatta Hasan bin Sabit der ki o sıralarda ümre yapmak üzere Medine'den Mekke'ye gelmiştim. Ben haremdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslamiyet'e davet ediyordu. Müşrikler de Müslüman olanlara en ağır eziyetleri ve işkenceleri yapıyorlardı. Ben o an Ömer bin Hattab'ı gördüm. Başına dikilip onu seyrettim. Ne yaptığına baktım. Kendisi beline bir futa bağlamış, Müemmel oğullarının cariyesi Lübeyne Hatun'un boğazını tutmuş. O kuvvetli kollarıyla, elleriyle Lübeyne Hatun'un boğazını öyle sıkmıştı ki kadının iki eli yanına düşmüştü. Ben kendi kendime dedim ki, eyvah, kadın öldü. O kadını bırakıp bir başkasına yöneldi. Hem Lübeyne Hatun'a hem kızına işkence yapıyor Hazreti Ömer. Zinnure Hatun'a da aynısını yaptı. Ömer bazen Lübeyne Hatun'u döver yorulurdu. Sonradan da dövdüğü bu kadını bırakıp ona şöyle derdi. Senden özür diliyorum. Kadın derdi ki neden imiş o? Yani niye özür diliyorsun ki benden? Dediğinde hani sanki yaptığına pişmanlık duyar gibi mi acaba? Kadın düşündüğünde Hazreti Ömer der ki yok, yoruldum da ondan sana işkenceyi bıraktım. Yoruldum. Öyle işkence yapar o koca Ömer, artık nasılsa o kadın ona tahammül eder. Ve en sonunda da der ki yoruldum da ondan senden özür diliyorum. Lübeyne Hatun ise ona der ki ey Ömer, eğer sen Müslüman olmaz isen Cenab-ı Allah da sana bundan daha ağırını yapacaktır. Ey Ömer, eğer sen Müslüman olmaz isen Cenab-ı Allah sana bundan daha ağırını yapacaktır. Tabi daha sonraları Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Lübeyne Hatun'u ne yapmıştır? Kölelikten alıp azat etmiştir, hürriyetine kavuşturmuştur. Evet, şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluşuna gelince, şimdi Müslüman oluşuna gelmeden önce bizim böyle hatıralarımızda, kafamızda daha önceden yanlış kalmış bir bilgiyi, Hazreti Ömer'le ilgili bir bilgiyi burada açıklama ihtiyacı duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi şudur ki Hazreti Ömer, hani hepimiz çocukken veya gençken dinlemişizdir, kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüştür diye duymuşuzdur hep. Veya dinlemişizdir birilerinden veya okumuşuzdur bazı kitaplarda. Halbuki kaynaklara baktığımız zaman Hazreti Ömer'in böyle bir şey yapmasının mümkün olmadığını görürüz. Peki sebeplerine gelmeden önce nereden çıktı bu diye sorursak, bir rivayet şöyledir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği zamanında gençlerle oturmuş, işte İslam'dan öncesini, müşrik dönemini anlatıp sonra İslam'ı anlattığı sıralarda der ki biz Allah kalbimize imanı koymadan önce işte helvadan putlar yapardık. Acıkınca da o putları yerdik. Ve kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Belki de insanların burada Hazreti Ömer'in işte kız çocuğunu diri diri toprağa gömerdik dediğinden Hazreti Ömer'in kendi çocuğunu diri diri toprağa gömdüğünü anladık. Belki de. Veya birileri hususen bize öyle anlattı bu işleri. Ama biz şimdi burada doğrusunu anlatacağız. İnşallah. Nedir? Baktığımız zaman işte o Hazreti Ömer bunları söylerken, dikkat edin şimdi bu işe. Hazreti Ömer o gençlere bunu söylerken gençlerden biri söz istedi. Ya Ömer dedi. Buyurun dedi Hazreti Ömer. Peki dedi siz bunları yaparken aklınız yok muydu sizin? Hazreti Ömer dedi ki aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Yani nedir? Gözlerimiz var şimdi. Ha şimdi bu ışıkları, lambaları
söndürsek elektrikleri gözlerimizin olmasının ne faydası olacak bize? Ne mana ifade edecek? Gözlerimiz var ama ışık yok, elektrik yok. Karanlık bir yerde birbirimizi göremez hale gelecektik. İşte Hazreti Ömer de onu söylüyor. Aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Cenab-ı Rabbül Alemin bize hidayet etmemişti ki onu görelim. Bunun birincisi nedir? Asalet ve ekonomik yönden kuvvetli olanların kız çocuklarını diri diri toprağa gömmediklerini görüyoruz. Asalet ve ekonomik yönden. Niye? Hem asil aileye sahipler bunlar. Kabileleri güçlü, sayılı. Hazreti Ömer'in kabilesi dedi ki Mekke'deki 16 tane sayılı kabileden birisi. Hazreti Ömer'in böyle bir şey yapması mümkün değil. Kendisine bir baskı veya utanılacak bir durumun söz konusu değil. Eğer bütün kız çocukları diri diri toprağa gömülmüş olsaydı o zaman nesil türemezdi. Bakıyoruz ki her dönem çocuk olmuş. Biri biriyle evlenmiş olmasalardı. Kız çocukları bir şekilde büyüyüp evlilik çağına gelip efendim evlenmemiş olsaydı o zaman nesil de çoğalmamış olacaktı. Hazreti Ömer asil bir aileye sahip, onun için bu mümkün değil. Kaynaklar öyle söyler. Asım Hoca'nın bu hususta bir araştırması da vardır. Onu da sizlere bırakıyoruz. Ekonomik yönden Hazreti Ömer'in maddi bir ihtiyacı yok. Maddi bir ihtiyacı olmadığından dolayı gayet durumu iyi. Bu yönden de yapması mümkün değil. Bu bir. İkinci şıkkı ise şu. Hazreti Ömer'in ilk çocuğu Hazreti Hafsa annemiz ve kız çocuğu. Ve Hazreti Hafsa annemizin de Efendimizle evlendiğini görüyoruz. Yani tahminen miladi 607 yıllarında dünyaya gelmiş Hazreti Hafsa annemiz. Hazreti Ömer o zamanlar 19 işte 20 yaşlarında. Hazreti Hafsa annemiz Efendimizle daha sonra izdivaç yapmış, evlenmiştir. Buradan da anladığımıza göre ve diğer kız çocuklarının da Hazreti Ömer'in diğer kız çocuklarında da ölen efendim diri diri toprağa gömülen bir kayda rastlamadığımızdan dolayı bu efendim çürümüş oldu. Kafamızdaki bu bilgiyi de tazelememiz lazım. Hazreti Ömer kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömmemiştir. İkincisi Hazreti Ömer bizim anlatıldığına göre 40. Müslüman olarak hepimiz biliriz. 40. Müslüman. Ama biz kaynaklara baktığımız zaman Hazreti Ömer'in 40. Müslüman olmadığını görüyoruz. Nasıl? Nübüvvetin 6. yılında Müslüman olmuştur Hazreti Ömer. Bu zaman neye denk gelir? Kısa zaman önce, yani bu Müslüman olduktan kısa zaman önce veya sonra 2. Habeşistan hicreti yapılmıştır. 2. Habeşistan hicreti. 2. Habeşistan hicretine 101 sahabe katılmıştır. Şimdi eğer biz Hazreti Ömer'e 40. Müslüman diyecek olursak diğer Müslüman olmuş olanları göz ardı ettiğimizden dolayı bir haksızlık olur. Ama ne diyebiliriz buna? Hazreti Ömer Darül Erkam'ın 40. talebesidir diyebiliriz buna. 40. talebesidir diyebiliriz ama 40. Müslümandır diyemeyiz. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan sonra birkaç gün, belki 2 gün, 1 gün, 3 gün, çok kısa bir zaman sonra Hazreti Ömer de 129. Müslüman olarak gelir Efendimiz'e biat eder. Ve Müslüman olur. Şimdi Hazreti Ömer'in bu konu anlaşıldıysa eğer Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu anlatmaya başlayalım inşallah. Hazreti Ömer 27 veya 32, 33 yaşları burada efendim yaşlarında iken kız kardeşi Fatma binti Hattab ve aşere-i mübeşşereden olan amcası oğlu Said bin Zeyd'in gayretleriyle Müslüman olduğu hep anlatılmıştır bize. Bu malumdur, hepimizce bilinen bir olaydır. Ama bir de bunun öncesi var. Yani Hazreti Ömer önceden birileri bir şeyler yapmış, bir iki belki son nokta burası olmuştur Müslümanlığında.
Biz oraları da anlatıp inşallah buraya geleceğiz. Birincisinde şimdi tabii buraya gelirken birincisinde dedi ki nübüvvetin 5. yılı. Nübüvvetin 5. yılı. Hazreti Ömer'in üzerinde etki yapan, Müslüman olmasında etki yapan olayları anlatıyoruz şimdi. Birincisi, nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a hicret yapılırken 11 erkek, 7 kadın, yani toplam 18 sahabe hicret etmiştir Habeşistan'a. Bunlardan biri Amr bin Rabia'dır. Ve hanımı Leyla. Bunlar yol hazırlığı yaparken, yani Habeşistan'a gitmek üzere hazırlık yaparken Hazreti Ömer gelir Leyla'nın yanına. Ne yapıyorsun der. Bu hazırlık nedir? Ne yapacaksın? Deyince Leyla der ki ya Ömer'dir, senin yüzünden doğduğumuz toprakları terk ediyoruz. İşkence yaparak bize rahat vermediğin bu güzelim topraklardan İslam'ı güzelce yaşayacağımız topraklara hicret ediyoruz. Bunları deyince Hazreti Ömer hafifçe duygulanır ve gözlerinden yaş akmaya başlar. Tabii oradan ayrılır. Amr bin Rabia eve gelince hanımı Leyla der ki ya Amr sana müjde, hayırdır der, ne oldu? İnan ki de çok yakın zamanda Ömer Müslüman olacaktır. Çok yakın zamanda Ömer Müslüman olacaktır der. Amr bin Rabia da, tabii bu Amr bin Rabia'dan Leyla Hazreti Ömer'in azatlı köleleri. Azatlı köleleri, Amr bin Rabia da Hazreti Ömer'i çok iyi tanıyor. Der ki Amr gülür, tebessüm eder, Leyla der. Vallahi der, Ömer'in babası Hattab'ın ölmüş merkebi dirilir ama Ömer Müslüman olmaz. Yani deseler ki Ömer'in babası Hattab'ın ölmüş merkebi dirilmiş, tekrar ölmüş merkep hayata gelmiş, ben inanırım. Ama biri dese ki Ömer Müslüman olmuş, ben inanmam. Tabii o gözden akan yaşlar Ömer'in kalbinde bir yumuşamaya vesile olmuştur. Bu birinci olay. İkinci olay, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Kabe'de ibadet yaparken Hazreti Ömer görür. Hemen böyle yavaşça, karanlıkta tabii görünmeden Kabe'nin örtüsünün altına, arkasına saklanarak gelir, tam Efendimizin karşısında durur. Efendimiz o an Hakka suresini okumaktadır. Şimdi Hazreti Ömer içinden geçirir. Der ki bu nasıl bir şair? Bu beyitleri nereden getiriyor? Hazreti Ömer mesela bazı böyle meşhur şairlerin şiir kitaplarını ezberlemiştir. Şiire de hakimdir. Bu nasıl bir şairdir ki bunları nereden getirir diye hatırından geçirince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 41. ayeti okuyor o sırada. Ne diyor ayette? Bu Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne kadar da az iman ediyorsunuz. Hazreti Ömer bunu duyunca Allah Allah der. Ben kalbimden geçirdim. Bu adam nasıl duydu bunu? Tekrar kalbinden geçirir. Öyleyse der, bu Muhammed'in söyledikleri bir kahin sözüdür. Deyince Efendimiz hemen arkasındaki ayeti okur. Cenab-ı Rabbül Alemin ne der o ayette? Bu bir kahin sözü de değildir. Ne de az teşekkür ediyorsunuz. Hazreti Ömer bu sefer biraz daha böyle irkilir. Allah Allah diyor, ben içimden geçirdim. Bu Muhammed nasıl duydu bunları? Deyince üçüncüde de Ömer der ki şiir değil, kahin de değilse öyleyse Muhammed'in kendi uydurduğu bir şeydir bu. Deyince Efendimiz hemen arkasındaki ayeti okur. Ne der o ayette Cenab-ı Rabbül Alemin? O kendi uydurduğu sözleri de söylüyor da değil. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin devam ederek der ki eğer bu Kur'an'ı Muhammed uydursaydı onu can damarından yakalardık
Bu ayeti duyunca Hazreti Ömer hemen oradan sessizce koşuyor. Bu benim her söylediğimi, içimden her geçirdiğimi duyuyor, biliyor. Tabii orada da kalbinde bir yumuşama olmuştur. Ve üçüncü olay olarak artık Hazreti Ömer bacısı ve eniştesinin evine uğrayacak. Ne zaman Ebu Cehil gelecek, diyecek ki yok mu içinizde bir delikanlı, genç, böyle eliş kılıç tutan bu Muhammed'i öldürdürsün de insanları kurtarsın bu işten. Atalarımızın dinini yalanlayan bu insanı aradan kaldırsın. Ona işte 40 bin dirhem bir rivayette ödül vereceğim deyince Hazreti Ömer kalkar der ki buna benden daha layığı yoktur. Benden daha cesuru da yoktur. Benden daha iyi yiğidi de yoktur. Ben bu işi yaparım. Hemen kılıcını kuşanır. Kılıcını kuşanır. Yola koyulur. Yolda giderken efendim sahabelerden Nuaym isminde bir sahabe ile karşılaşır. O kendisine der ki ya Ömer nereye gidiyorsun? Der ki bu atalarımızın dinini yalanlayan Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Der önce sen ona gideceğine burada bacın enişten Müslüman olmuşlar. Git önce onlara bir bak sen. Tabi yönünü değiştirmiş. Efendimiz'e gitmesin de oraya gitsin. Hemen Hazreti Ömer kalkar oradan devam eder yolunu değiştirir. Bacısının evine doğru gelir. Evin yakınlarına geldiğinde içeriden bakar sesler geliyor. İçeriden bir şeyler geliyor ama ne olduğunu bilmiyor Hazreti Ömer o zaman. Biraz daha yaklaşır, ayak sesini bu defa içeriden bacısı işitir. Der Ömer geldi. Hemen Habbab bin Eret'tir Kur'an'ı okuyan. Hemen bir perde arkasına gizlenir Habbab. Kapıyı çalar, içeri girince siz biraz önce ne okuyordunuz burada? Ne yapıyordunuz der. Bacısı der bir şey okumuyorduk biz. Yok bir şeyler vardı, ses geliyordu dışarıya. Nedir bu deyince, yine bir şey yok deyince, Hazreti Ömer tabi hemen bacısına bir tokat vurur. Önce Said bin Zeyd'i amcası oğlunu biraz iter kalkar. Fatıma yapma deyince Fatıma'ya da bir tokat çeker. Fatıma'nın dudaklarından kanlar akmaya başlar. Bu defa yaptığına pişmanlık duyar. Bacım ne oldu? He der Ömer, duy biz Allah'a ve Resulüne iman ettik. Ben de kocam da. Haydi ne yapabiliyorsan yap bize. Elinden ne geliyorsa yap bize. Biz Müslüman olduk. Kocam da Müslüman oldu. Ben de Müslüman oldum. Hazreti Ömer bu defa der ki biraz önce okuduğunuz neydi? Tabi Taha suresini okuyordu Habbab bin Eret. Biraz önce okuduğunuz neydi? Onu bana verin deyince bacısı der ki ona temiz olarak tutmak lazım el. Temiz olmadan ele alınmaz o kitap veya o sayfa. Deyince temizlenmem için de lazım deyince hemen Habbab bin Eret saklandığı yerden perdenin arkasından atlar içeri. Ya Ömer'dir, müjde olsun sana. Nedirdir? Hayırdır. Dün Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı, dua etti. Ne dua etti? Ne dua etti? Dedi ki, ey Allah'ım, İslam'ı Ebu'l-Hakem Amr bin Hişam'la yani Ebu Cehil'le veya Ömer İbni Hattab ile güçlendir ya Rab diye dua etmişti. Ya Ömer der Allah'tan kork Allah'tan. Hazreti Ömer Habbab'a der ki ya Habbab sen beni Resulullah'a götürür müsün? Yok der götürmem ama yerini söylerim. Nerede? Yeri işte Safa Tepesi'nin dibinde orada Allah Resulü ve sahabeler bulunuyorlar der. Hazreti Ömer hemen kalkar, kılıcını yerine koyar, Efendimizin ve sahabelerin bulunduğu yere gelir, kapıyı çalar.
Kapıyı çalınca Hazreti Bilal gelir, kapıyı açar, bakar ki Ömer. Hemen kapıyı örter, içeri seslenir. Ya Resulallah der, gelen Ömer İbni Hattab'dır, kılıcını kuşanmış, kapının önünde duruyor. Ne yapayım? Hazreti Hamza tabi hemen kalkar ayağı. Ya Resulallah der, bırak müsaade et gelsin. Eğer hayır üzere gelmişse umduğunu bulacaktır. Yok eğer şer üzere gelmişse kılıcımla ona haddini bildiririm ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki yok, ona izin verin gelsin içeri, dokunmayın. Bilal kapıyı açar, Efendimiz kalkar ayağı ona doğru gider ve avluda karşılaşırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Ömer'i iki yakasından böyle tutar. Ya Ömer'dir, senin hakkında Ebu Leheb'in ayette zemmedilmesini mi bekliyorsun? Daha iman etmeyecek misin ya Hattab'ın oğlu? Efendimiz kendisini böyle bir sarsar. Hazreti Ömer der ki Allah Resulü beni nasıl böyle bir sarstı, imanın kalbime işlediğini fark ettim. Dedim ya Resulallah Müslüman olmak istiyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelime-i şehadet getirir. Efendimiz bir tekbir çeker. Allahu Ekber. Sahabeler de hemen Efendimizle beraber Allahu Ekber sesleri Mekke'de yankılanmaya başlar. Tabi burada ne oldu? Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra bizim yine belleğimize yanlış işleyen bir şeyi de inşallah aydınlatalım. Bu geceki dersimize son verelim. Nedir o? Hazreti Ömer Müslüman oluncaya kadar Allah Resulü'nün gizli davet yaptığını söyler insanlar. Bizler de öyle biliyorduk. Ama biz baktık ki gizli davet değil Allah Resulü'nün yaptığı. Gizli davet olsaydı hiç, yani kimsenin duymaması gerekseydi hiç işkenceler olur muydu? Ammarlar, Yasirler, Sümeyyeler, Bilaller, Habbablar, bunlar işkence çeker miydi hiç? Gizli davet olsaydı eğer. Haşa, gizli davet değil. Yani bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir örgüt mantığıyla hareket etmemiştir. Gizli bir evin içerisinde örgütlenmemiştir Efendimiz. Buna biz ne diyebiliriz? Buna şunu söyleyebiliriz. Özel davet, gizli davet değil, özel davet. Niye? 600 süren bu davete baktığımız zaman Allah Resulü, bu da özel bir derstir yani aslında. Bir ders konusudur. Şimdi ben çok kısa aktarıp bitireceğim konuyu. Özel davet nedir? Eğer gizli davet olmuş olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her geleni oraya almış olurdu. Ama biz bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 kabileden, kabilenin içerisinden tek tek seçerek alıyor orada eğiteceklerini. Yani sıradan her geleni içeri almıyor. Muhataplarını tek tek seçip alıyor oraya. Bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhataplarını seçerek alıp yük olacakları değil. Dikkat edin. Yük olacakları değil, yük alacakları seçiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Orada eğitmek için sırtına bu davayı yük edinecekleri seçiyor. Onun için bunu da zihinlerimizden düzeltmemiz lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman gizli davet yapmamıştır, özel davet yapmıştır. Özel davet nedir? İnsan bir davet verir mesela. Biz yemek üzerine söyleyelim bunu. İnsan bir davet verir. Eğer özel bir davet değilse herkes davetlidir der, çağırır. Ama özel davetse herkese davetiye gönderilir. Yani muhatabına, çağıracağı insanlara
davetiye gönderir. İşte filan zamanda böyle bir davetimiz vardır. Sizi de aramızda görmek istiyoruz. İşte özel davet budur. Bakın 6 yıllık Darül Erkam'daki irşat faaliyetine Efendimiz hep o Medine'de atılacak İslam devletinin temelini oluşturacak şahsiyetleri seçmiştir. Tek tek seçip orada gitmiştir. Bu da zihnimizde yanlış olan bir bilgi olarak ben hatırlıyorum. Bunu da yeri gelmişken söylemeyi uygun gördük. İnşallah bir dahaki dersimizde Hazreti Ömer'in Müslüman olduktan sonra yapacaklarını anlatmaya başlayacağız. Ve hayatına devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbül Alemin onları bize şefaatçi eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.